büyük keyif oldu bizim için. Genelde ya sizi kulisinizde ya da stüdyonuzda görüyorduk. Kutsal Damacana 4 şapak Sezer imzalı Polat Yağcı yapımcılığında. Neler söyleyeceksiniz Serdar Bey? Heyecanlıyım, bekliyorum. Yakın arkadaşım Şafak, Polat, ayrıca menajerlik firmam. Heyecanlıyım, ne olacağını görmem lazım. Siz genelde nasıl filmler seyrediyorsunuz? Serdar Ortaç komediyi mi sever, drama ağırlıklı, korku? Gençken komediydi, şimdi savaş filmi seyrediyorum. Genelde öyle yani. Belgesel ara sıra. Peki kendi belgeselinizin yapılmasını istiyor musunuz ya da kendi filminizin? Serdar Ortaç'la alakalı ne olsun isterdiniz? Kendi filmim yapılıyor şu an. Hayırlı olsun. Ben oynamıyorum. Kim oynuyor? Belirli mi? Onu söylediler de söyleme dediler. Ama belirli bir kızı oynuyorsun. Size benziyor mu peki? Biraz andırıyor. Gençliğimi andırıyor. Görüştünüz mü siz kendisiyle? Hayır ama senaryoyu okudum. Hı hı. Hayatınızı okuyunca ne hissettiniz? Hayatımı ben yazdım, onlara verdim. Ya. Onlar şöhret olduktan sonraki kısmını aldılar. Hı hı. Şöhret olmadan önceki kısmı ileride bir belgesel yapacaklar. Şimdi şöhret sonrası filmimi yapıyorlar. Peki bu geçmişe böyle baktığınız zaman keşkeleriniz çok var mı? O filmle birlikte keşke diyeceğiniz çok anınız var mı? Var da. Peki daha onun dışında neler yapıyorsunuz? Konser maratonu nasıl? 2023 Serdar Ortaç için nasıl başladı? İyi, konserler devam. Bir sürü iş var önümde. Yani konser vermezsem hastalığı çekemem zaten. Kesin. Konser bana yardım ediyor. Harika. Sağlığınız iyi. İyi. Bisiklet sürmeye, spor yapmaya devam mı? Bisiklet süremiyorum. Aa, sebebi? Sol ayağıma bir tane daha inme indi. Çok geçmiş olsun. Ama tedaviyle yine geçebilecek bir şey mi? Çünkü bunu hep konuştuk ve her sene sonunda bir bisiklet sürerken gördük sizi. Ama 1,5 senedir bilmiyorum. Çok yani, geçmiş olsun. İnşallah geçer ama MS'de atak geçmez. Geldiği zaman tabii. İnşallah. Hoş, sağlıklısınız. İyi gördük sizi. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Çok hayırlı teşekkür olsun, ederim. Kutsal Damacana. Sağ olun. Güzel olur inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler. İyi seyirler. Doğum günü kutlu olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız efendim? İyi. Çok güzel böyle doğum günü. Nasıl geçti içeride? Hülya Hanım da içeride. Süper geçti. Kaybeye de yalnızlar konuştu size. Aynen, geçelim. Geçelim. Köpeğimiz her atlası. Şey çok güzeldi. Aynen, büyük hediyeler de alınmış. Hediyeler de gelmiş. Evet evet. Evet. Güzeldi her şey. Kaya Bey de bir ayakkabı almış, size hediye etmiş. Bahsetti kendisi de. Teşekkürler. İyi akşamlar. Yeni yaşınızda neler bekliyorsunuz? Çok kısa onu sorsaydık. Son, çok son güzel olarak. Şeyler. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşürüz. Elçi mi? Merhabalar, nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Alp Navruz'un doğum günü ve birer haftayla Alp Navruz'a aşk yaşadığı iddiaları evet, söylenen iki arkadaşlarımda. Aslında hani görmüşken soru, bunu da aradan çıkarmak istiyorum ama. Yani sorulacak bir şey var mı sence şu an? Evet yani, gerçekten hani bu haberlerin üstünü ilk kez gördüğümüz için söylemek evet, istedim en azından. Neler söyleyeceksiniz? Yani biz gördüğünüz gibi hepimiz arkadaşız. Biz zaten çok yakın arkadaşız. Birlikte Alp'in doğum gününe geldik, bu kadar. Harika. Yani. Nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Çok şıksınız. Teşekkürler. Ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Harika. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi eğlenceler. Sağ olun. Teşekkürler. Ben detay vereyim. Evet, birlikte bakabilir miyim? Teşekkür. Sen daha ki.
Evet, iyi akşamlar Miray Hanım. İyi akşamlar. Doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Her şey çok yolunda. Çok sağ ol. Doğum günüm işte. Kutlamaya geldik. Böyle arkadaşlarımızla birlikte hep beraber eğleneceğiz. Neler hissettirdi yeni yaşınız size? Vallahi heyecanlıyım ya. Her şey çok güzel gidiyor çünkü çok şükür. Kuş uçuşu başladı biliyorsun ikinci sezon. Ona devam ediyoruz. İş çok yolunda. Çok şükür sağlığımız yerinde. Her şey güzel gidiyor. O yüzden umutluyum. Bu yeni yaşım için. Evet, aslında son dönemde de muhteşem yıldızınız parlıyor ve devam ediyor aslında. Teşekkür ederim. Aynı zamanda bir dijital platform, bir dizi yapıyorsunuz. Nasıl bu yoğunluk, nasıl geçiyor peki? Vallahi şu anda tempomuz çok yoğun. İkinci sezona başladık. Bittikten sonra ufak bir ara olacak. Üçüncü sezona devam edeceğiz. Biz kuş uçuşundan zaten yana çok mutluyduk biliyorsundur. İkinci sezonda da aynı şekilde çok iyi olacağını düşünüyoruz. Keyfim çok yerinde yani. Harika, o zaman biz de doğum gününüz yeniden kutlu olsun diyelim. Daha teşekkür fazla ederim. Tutmayalım. Çok teşekkür çok teşekkürler. Ederim. İyi eğlenceler. İyi akşamlar. Görüşürüz. Sağ olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ki abi. Ben de senin. Gel abi. İyiyim abi. Teşekkürler. Bir de ben alacağım. Hiç bozmayalım. Evet, çekiyorum. Güzel çekiyor. Sizin normalde gülmemiz lazım ya. Ama bu kıyafetle gülmez. Tamam mıyız? Tamam bekliyoruz. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Bela Hanım, doğum gününüz kutlu olsun öncelikle. Teşekkür ederim. Asıl Ozan doğum günü evet, bu arada. Evet, sizin de doğum gününüz kutlu asıl olsun. Asıl derken şöyle, ben bu sene kutlamayı düşünmüyordum zaten. Hera ile bizim aramızda bir 3 hafta kadar fark var. Onun doğum gününü kutlayamadık. İşlerimizden dolayı yılbaşı partileri vardı malum biliyorsunuz. Kutlayamadık. İyi içimizde kaldı. O yüzden bugün hatta benim küçük kızımın da 2 gün sonra doğum günü. Evet. Aslında bir üçlü kutlama yaptık bugün. Evet. Kendisini de röportajı alsaydık aslında benden daha güzel konuşurdu. Tabii onu ama... gelebilirdi. Evet. Aslında. Sevgilim de ama sağ olsun gene çok güzel, çok tatlı bir şey organize etmiş. Bir sürpriz organize etti bana sağ olsun. Keyifler, aileyiz, beraberiz. Evet. Bir de böyle 80'ler konsepti falan dedik ya, muhteşem eğlenceli olmuş. Bir şey olsun falan. Nasıl olmuşsunuz? Harika görünüyorsunuz. Tam 80'ler konseptine uygun. Ozan Bey'i tanımakta bile güçlük çektik diyebiliriz aslında. O 80'lerde bir rockstar şu anda. Ben 80'lerde zaten böyleydim bu sırada. Göz makyajım hariç. Kıyafet olarak zaten normal kıyafetim buydu aslında. Neyse, çok uzatmayayım. Sözü Atina'ya bağlıyorum. Aşkım, iyi ki doğdun bu arada. Sen de iyi ki doğdun. Güzel, sağlıklı yaşlar diliyorum. Seni İnşallah sevdiğim. Hep beraber. Sağlıklı, mutlu. Evet. Güzel günler. Hep beraber arkadaşlar. Evet. Aşk dolu bakışmalar çok ilgimizi çekiyor bizim yaptığımız röportajlarda. Fazlasını beklemiyorsun inşallah. Burada duyuruyorsun. Öpeceksiniz zannettim. Yani, evet, evet Celal Hanım, siz neler söyleyeceksiniz? Muhteşem bir vallahi organizasyon çok... ve 80'ler konsepti evet. Nereden fikir geldi? Yani aslında böyle bir arkadaşımız dress code var mı dedi. Ozan da 80'ler dedi. Sonra böyle saniyeden yani 80'ler kaldı. Teşekkür ederim. Evet. 80'ler kaldı öyle. 3 doğum gününü bir arada kutlayın evet, aslında. Evet. Neler söyleyeceksin? Kendi duygularınız, Ozan Bey'in duyguları, kızınızın doğum yani... duyguları. Ben bir şey hissetmiyorum. Ya işte de güzel. İzzet abicim buyur sen de gel sevgili İzzet Özlü aramızda. Çok hoş geldiniz. Oh. Yavrum benim. Çok iyi. 80'ler olur mu? Olmaz ya şimdi böyle şeyler artık. Bir yaştan sonra biz tabii artık böyle şeyler. Eğlenceler. Çok güzel eğlenceler. Şey olarak görüyoruz. Ne derler buna ya? Güzel anılar mı? Evet evet. Hay daha güzel bir laf vardı. Şey oluyor. Hani millet birbirini görüyor. Ne derler buna ya? Kaynaşıyoruz. Adını söyleyin onu. Fırsat doğuyor diyeyim hani ne derler ona bahane diyeyim görüşemediğimiz arkadaşlarımızı birbirimizi görüyoruz. Özlem gidermek, gibi. Denk gelmek, ikinci harfi tut. Tuttum, gelmek mi? Gelmemek de alakalı bir şey değil. Baştan alalım bir. Aradığımız ne? Boşver. Neyse arkadaşlarımızı görelim. Pandemi gibi bir şeyden yeni çıktık. Daha böyle bir rahatladık gibi oldu filan. Güzel bir kutlama oluyor tabii ki de haliyle. Kızlarım burada, annem burada, kardeşlerim burada. Sevgilim zaten. Benim duygularım bunlar. Yaşımı söylemek istemiyorum ama bu yaşa kadar geldiğime de şükrediyorum. Bir yandan da. Ozan Bey'i bugün çok çok mutlu gördük aslında. Çok keyifli gördük Hera Hanım. Sizin payınız çok büyüktür bunda. Bizim her zamanki halimiz falan değil. Biz hep çok mutluyuz yani. Evet gerçekten. Öyle ama şey nazar değmesin değil mi? Amin. Evet aslında bir sağlık. Nazarlık bir sorun var elimde de. Biliyorsunuz boy farkı konuşuluyor ama. Bugün kısa giydim. Gördüğünüz ben size sormak istiyorum. Uzun yıllardır ben görüyorum aşkınızı. Ama son dönemde biraz boyla ilgili şeyler yazıldı. Siz bu haberleri görünce ne düşünüyorsunuz? Gerizekalılar diye düşünüyorum. Yani böyle kötü bir adam. Yani şöyle. Abi bunun boyla bir alakası var mı yani? Aşık olmanın hani. Kesinlikle. Ki düşündüğünüz zaman
yani zaten hani oyun biraz minyon bir insanım. Yani, yani Türkiye standartlarında normalsiniz. Evet bence evet. De. Bence de. Evet ama İran'dan buldum ben Hera'yı. Evet, mançer bulduk. Evet işim. Şaka bir yana güldük geçtik. Bugün de iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ederiz. Evet, ne demek? Ve son olarak siz de sahne de alacaksınız bugün. Aslında... Yok bugün ben sahne almıyorum. Ha bugün sahne almıyor musun bugün? Dün burada sahne alıyordum. Evet. Bugün çok güzel bir yabancı grubumuz geldi. Onlar 80'ler çalacaklar bize ve eğlence. Aynen. Eğlenceniz bol olsun diyelim. Doğum gününüz yeniden kutlu olsun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Şöyle bir görüntü alalım. Çok kısa. Tamam. Teşekkürler. Burada mı? Burada efendim. Kaya Bey, kızınızın doğum günü, Sehra'nın doğum günü. Evet. Güzel, mutlu bir gün. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi bir yaşa daha girdik hep beraber. Mutluyuz, bugünleri de gördük. Çok büyük bir keyif baba olmak. Onun bu günlerini görmek. İnşallah torunları da görürüz. İnşallah hayırlısı olsun. Şimdi zaman geçtik efendim. Genelde babalar işte çocuklarının genç, küçük yaştaki halini özlerler. Sizde de öyle bir durum oluyor mu yoksa? Her yaşları ayrı güzel tabii. Ama bebekken bütün ailelere söyleyeceğim şu, keyfini iyi çıkarsınlar, zaman çabuk geçiyor. Şimdi de Hülya Hanım da içeride efendim. Beraber evet. Ailecek bir doğum günü kutlaması evet. Oldu aslında. Ne gibi hediyeler alındı, neler oldu, neler yaşandı masada? Vallahi ben kızıma ufak bir lastik ayakkabı aldım. Annesini bilmiyorum ne aldı. Sizi de çok karizmatik buluyor Hülya Hanım. Öyle son mi? Sağ olsun. Yapmış oldu o da öyle zaten. Sizi de böyle görmek tabii ki çok güzel bir aile tablosu evet, yaşanmasına güzel. Sebep oluyor bir yandan. Şimdi de efendim tek beklenen torun diyebilir miyiz o zaman? Daha dur bakalım ya. Erken de. İnşallah. Hayırlısı olsun diyeyim. Çok teşekkür ederiz kardeşim. Tekrardan doğum günü kutlu olsun Zehra Hanım. Zehra Hanım doğum günü kutlu olsun. Yeni birlikte daha hayırlı olsun diyelim. 2023 aşkla başladı sizler için. Mutluluk getirsin diyelim. Hediyeler de burada. Garantiyiz sevgililere bu birlikte. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Görüşürüz efendim. Bayan Hanım, hoş geldiniz diye efendim. Kutsal damadan acor. Öncelikle neler söyleyeceksiniz? Ekibe ve kulak yağıncıya başarılar diliyorum. Çok güzel bir proje yaptılar. Ben de zaten konuk olmuştum sete. İnşallah çok güzel bir sonuç alırlar. Rekor kırarlar, desteğim. Öncelikle biz de size adil şifalar diyelim. Son günlerde biraz zor bir günler geçiriyorsunuz. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Evet. Açıkçası yaşanan yönlendirmeleri sağlık sorunlarıyla uğraşıyoruz. Öncelikle olarak şunu belirtmek istiyorum. Günlerimi çok meşgul ettiğim için herkesten çok özür diliyorum. Daha önemli var onu biliyoruz. Ama son dönemlerde de tabii ki sağlık sorunları olduğu için bende de psikolojik olarak sıkıntılar oldu. Biraz gerilmeler oldu ve yanlış anlaşılmalar oldu. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Son dönemlerde yaşanan her olay açıkçası psikolojik olarak ve fizyolojik olarak beni her anlamda yıprattı. Biz Acun Bey'le çok yanlış anlaşıldık. Ben aslında şunu söylemek istemiştim. Böyle sorunlar yaşayacağım çünkü sağlık sorunu. Hani gitmek istemezdim demek istemiştim ama konu çok farklı noktalara gitti. Herkes beni konuşmamı ve üslubumu çok iyi bilir. Çok sert bir tavrım olduğu için konular çok çok farklı noktalara gittiği için Acun Bey'in de çok yanlış bir ifadesi oldu. O da öyle söylemek istedi. Onu da çok iyi biliyorum. O kendisini çok seviyorum. Kendisinin de beni çok sevdiğini çok iyi biliyorum. O yüzden de biz bir aileyiz. Kimse kimsenin kalbini kıramaz. Araya hiç kimse giremez. Ahde vefa diye bir durum vardır. Ben bugün buradaysam Acun Bey sayesinde buradayım. O yüzden de yaşanan her şeyden ve herkesten başka Acun Bey'den ve Acun Bey'den olmak üzere özür diliyorum. Yanlış olan hiçbir şey yok. Biz telefonda da zaten konuşuyoruz. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Yani birbirimizi çok iyi anlıyoruz. O yüzden de bunu herkesin bilmesini istiyorum. Aramızdaki tüm yollar eremiştir. Peki. Buradan Acun Bey'e çok selamlarımızı gönderiyoruz. Sizi burada... Abi bir çıksın ya. Hello. Merhabalar. Evet, nasılsınız? Teşekkürler. Ay bir dakika. Benim aşklarım burada. Hadi sen de geç evi. Sen de geç. Benim aşklarım burada.
Çok da güzel oluyor ki işte efendim. Teşekkür İnşallah ederim. İnşallah yakın bir zamanda torun sevgisiyle birlikte diyerek sözlerimize başlayalım ya, o zaman. Amin, hayırlısı neyse olsun diyelim. Evet, çifte doğum günü bugün efendim. Hem kızınızın hem de yakın arkadaşınızın. Arkadaşım derken amcaoğlu mu? Amcaoğlu, evet. Aynen. Çifte doğum günü bir arada. Nasılsınız? Teşekkürler, bizdeyiz. Kaya Bey de sizden önce çıktı. Onlar evet, erken hepsinin bir işi var. Ben biraz daha oturdum, kahve içtim falan. Bakar mısınız? Hepsi alışık. Ne oldu? Gibi. Bir şey söyleyeceğim çocuklar. Genetik mi nedir bu? Enerjiniz. Ay sesler de çıkmıyor. Yanınızda çok huzurlular efendim. Evet. Ali Atak, Emir Atak. Kız kardeşimin. Sizin elinizdeydiyse efendim, ilerleyen zamanlarda ünlü olmama gibi ihtimali yok diyebilir miyiz? Valla ünlü olacaklar ama bence sanat camiası değil, çok futbola meraklılar. Var. Yani bilmiyorum. Sen Galatasaray, burada anlaşamıyoruz tabii. Ben Fener, pardon, tövbe yarabbim ya, Beşiktaşlıyım. Allah! Ay biraz evvel Fener'in maçı vardı, onu seyrediyorlardı da orada. Ben Beşiktaşlıyım, beyefendiler Galatasaraylı. Vay, onlar bizden de. Orada biraz anlaşamıyoruz. Çakın o zaman biz de Galatasaraylı. Öyle değil mi? Sizin... Bak Galatasaraylıymış onlar da. Bak ha? Biz de seninle aynı takımlarız. Ama bak bu bir ders olsun. Galatasaraylı olursanız böyle tepkilerle de karşılaşabiliyorsunuz. Aynen güzel böyle. Güzel Beşiktaş. Diyelim biz o zaman. Güzel Beşiktaş. Beşiktaş'ım sen çok yaşa. Efendim Kaya Bey de çıktı. Kaya Bey biz dedikodumuzu yaptı dedi ki Hülya Hanım dedi ki sizi çok karizmatik buluyor. Ben de onu çok güzel buluyorum dedi. Aynen öyle. Siz de formunuzla efendim göz kamaştırıyorsunuz. Vermiş olduğunuz havuz pozlarıyla. Klip çekiminde de öyle 5 ay önce çıkan klip. Yani göz kamaştırmak için vermiyorum ama. Sosyal medyanın gereğini yapmaya çalışıyorum sadece. Hı hı. Yaşıma uygun olduğunu düşünüyorum. Yani hani öyle tahmin ettiğiniz gibi değil. Hı? Tamamen şey, sportman bir görüntüydü. Değil mi? Çocuklar. Beğendik, çocuklar da beğenmişlerdi. Sosyal medya demişken efendim, şimdi bir de Merve Bolor'un bir furyası var. Antidepresan parçasını seslendirdi. Ben hiç bana isim vermeyeyim. Ben antidepresan parçasından yapmam. O zaman hiç şey kimse yapalım. Siz okumayı düşünüyor musunuz diye antidepresan parçasını hiç beğeniyor kimse... musunuz? Ben kendim antidepresan olduğum için... Genelde. Aha. O yüzden gerek demiyorum yani. Anladım. Ya spor. Spor. Hayatı erken başlamak. Düzenli beslenme. Düzenli beslenme. Ha, düzenli bir hayat, normal bir hayat yani, normal. Marjinal olmayan bir hayat. Her zaman antidepresan yani. Düzgün yaşamak, efendi yaşamak. Ne bileyim, gerektiği gibi harcamak, gerekmediği zaman harcamamak. Yani her şeyi normali yapmak. Yani birileri için yaşamamak. Bunlar antidepresanlık işler zaten. Son dönemde efendim yani yaşanan olaylardan sonra tabii ki de herkesin normal açıklamaları var, işte çok normal bulmuyoruz kendimizi diye. Siz her zaman pozitifsiniz ve bunu koruyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Onu soralım o zaman. Sen yeni misin? 10 yıl oluyor ama ben Hülya Hanım sizle hiç röportaj yapma kısmetim olmadı. Ben seni çok beğendim bu arada. Aa çok teşekkür ederim. Çok gerçekten işte bak böyle olsun. Tamam. Güzel soruyorsun. Ne dedin? Nasıl beceriyorum bu şeyi değil mi? Pozitif olmayı. Evet. Aynen fazlasıyla. Çünkü yani antidepresan kullanım oranları da artmış. İşte şimdi biz de size soralım. Ya şuna inanıyorum. İnsanların korkuları oluyor ya hayatta. Bence o korktukları şeylerden kurtulmayı becerirlerse çok iyi bir şey yaparlar. Çünkü o korktukları şey başlarına geldiği zaman korktukları zamankinden çok daha cesaretli oluyor insanlar. Yani başa gelen her şey çekiliyor. O kaygılar insanları işte antidepresana ihtiyaç hissettiriyor vesaire. Bence onları yapmamalılar. Yani daha doğrusu nasıl söyleyeyim size, yani beklentilerini azaltmalılar, daha küçük yaşamalılar, mutluluğu olacaklığı şeyleri daha küçültmeliler falan filan. Yani fazla büyük şeyler bekledikleri zaman onlar da kusura bakmasınlar yani antidepresanı zaten arıyorlar. Yani kendileri çağırıyorlar. Sizin en büyük korkunuz neydi, var mıydı daha doğrusu? Başınıza gelmesinden korkunuz. Benim öyle çok büyük bir korkum yok. Ben hayatı çok normal yaşadığımı düşünüyorum. Sanatçı olmanın da illüzyon olduğunu, ününün de bir illüzyon olduğunu düşünüyorum. Aslında benim normal hayatım daha ağırlıklı benim hayatımda. Sahne ve sinema setlerinde evet, tamam, gereken tamam. Ama normalde öyle yaşamıyorum yani. O bir meslek, o bir ürün. Ya ben bir ürünüm aslında orada. Öyle baktığım zaman, normal hayatımı yaşadığım zaman gerek duymuyorum hiçbir şeye. Yani normal insanlar nasıl yaşıyor, ben onlar gibi yaşıyorum ama kendimi o ürünle birleştirip gerçekten çok böyle hayallerimi büyütürsem o zaman ben de herhalde dengesiz olurum diye düşünüyorum. İnsanların hataları orada diye düşünüyorum. Ünlü olmak ya da işte nasıl söyleyeyim?
artık starlık sistemi kalmadı ama star olmak falan, bence onlara iş gözüyle bakmak lazım. Son olarak. O zaman normal kalıyorsun. Çok güzel cevap oldu. Son olarak efendim Çiçekli Erkin'den onu soralım ve bitirelim. Sevgilimden dermişim. Valla. Gelinimizden, Dilara'dan. Kuzenim. Pazardan. Zehra'nın doğum günü ama bana da getirmişler. Teşekkür etti. Ondan sonra Erol'u da getirmişler. Evet. Yani bir şey söyleyeyim. En güzel şey hayatta her şeye rağmen güzel bir aile sahibi olmak. Onun dışında hiçbir şey önemli değil. Hediye yani. Olarak da Kaya Bey bir ayakkabı almış. Onu soralım. Siz ne hediye aldınız Zehra'ya? Ben hiçbir şey almadım gerçekten. En güzel. Çünkü zaten normal zamanda yeteri kadar yoluyorsa olsun. O yüzden de o da kendi de hediye alma istemeye utanıyordu. Yani helal hoş olsun. Neyse gereği o. Öyle anormal şeyleri de hani uçup falan şeylerde de değiliz. Zaten öyle bir şey izin vermem ama o yeteri kadar her gün zaten yani doğum günü değil, özel günler değil de özel olmayan günlerde hediye vermek bizim için daha değerli ailecek. Biz birbirimize öyle şeyler yapıyoruz. Evlat büyütmenin maliyetleri de arttı. Zehra'nın biz de maliyetini soralım o zaman. Son olarak kapatalım. Çok yoluyor beni dediniz efendim. Evlat büyütmenin maliyetleri de arttı. Zehra'nın maliyetini soralım o zaman. Aylık maliyeti size. Yok artık ben şimdi oturup sana burada Zehra'nın aylık maliyeti diye onu söyleyebilecek mi düşünüyorsun? Sözlerimi yok. Geri alıyorum sen. Tamam. Yani öyle bir şey söyleyeyim. Maliyet tamamen yaşam şekline bağlı bir şey. Yani. Tamamen çok yaşam. Her şeyi küçük bile yaşadığın zaman en güzel şeye ulaşabiliyorsun. Yani önemli olan haddimizi bileceğiz yani. Neyi ne yapmamız gerektiğini idareli olacağız. Müsrif olmayacağız. Hayat bununla çok bağdaşıyor. Çok teşekkür ederim Hülya Hanım. Yok çok ya, sağ ben teşekkür ederim. O da güldü. Kayıttan sonra bir şey daha söyleyeyim. Sen Kenan Bey çok hızlı sizi bekliyorduk efendim. Teşekkürler, buyurun. Kıyafetle çok beğenildi. Çok beğenildi. Çok kısa Kenan Bey konuşsun. Lütfen üzmeyin beni. Tamam. Yeter. Yapma. Tamam. Tamam. Sakin. Araba gitmesin. Teşekkürler. Vanda Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi valla ne olsun. Annemle birlikte dolaşmaca. Hemen vakit bulabiliriz galiba gezmeye. Evet evet, aynen. Nasıl keyifler? Siz nasılsınız? İşlerimiz, güçlerimiz devam. Annemi de bu mahalleye alıyoruz. Karşıda oturuyordu annem de şimdi buraya taşınıyoruz hep beraber. Ailecek Nişantaşı'nı saralım dedik. Çok güzel. Peki efendim bizden ayrıldınız. Bizi hakkında bir düşünceler. Ayrılık bitti yani, rolü biten bitiyor. Yeni güzel işlere, önümüzdeki işlere. Var mı efendim yeni bir proje? Var bir, bir iki tane. Sürpriz. Tamam, çok sağ olun. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyi, ben sağ olun. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor bizim. Sizlerin nasıl gidiyor? Çok şükür, yo. Alışverişe mi geldiniz? Alışverişe geldim, aynen. Alışverişe geldim. Bir tiyatro başlıyormuş herhalde, hayırlı olsun. Evet, Eksik diye bir tiyatro oyunumuz başlıyor. Şimdi provalarındayız. Hatta her gördüğümüzde böyle onun provasından evet, çıkıyor oluyorum Hande ile. Hande Hanım'la görünce. Element abiyle. Çok güzel bir tiyatro oyununa başladık şimdi. İşte provalarındayız. Bakalım Şubat'ın ortasında çıkacak diye umuyoruz. Heyecanlıyız yani. Nasıl güzel bir oyun olacak. Peki? Nasıl bir rolde izleyeceğiz sizi? Metin karakteri benim karakterimin adı. Üç kişilik bir aile oyunu aslında. Ama içinde yer yer drama, yer yer komedi barındıran bir oyun. Ne güzel bakıyorsun orada. Öyle bir oyun işte yani. Güzel bir oyun. Ağır, tatlı bir oyun. Güzel bir senaryomuz var. Aksel yazdı. Böyle bir arkadaş grubu, ailecek böyle bir tiyatro oyunu yapıyoruz diyebilirim. Başka neler yapıyorsunuz peki? Nasıl geçiyor? Şu anda dinleniyorum, senaryo okuyorum. İş bakıyorum daha doğrusu. Onun dışında da işte spor, kendi aktivitelerim. Kendi aktiviteleri böyle devam ediyor. Tiyatro provaları zaten yeterince günümü alıyor. Böyle bir yoğunluğun içinde. Tiyatroyu nasıl buluyorsunuz peki? Son yıllarda daha da bir ilgi olmaya başladı. Ya kesinlikle. Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Tiyatro çok değerli bir tür bir benim dünyamda. Çok değerli bir yeri var. Çünkü ben tiyatroyla başladım. Manisa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu'ndan çıkmıyor. O yüzden de şimdi tekrardan geri dönmek, sahneye çıkmak, orada bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek daha doğrusu çok muazzam bir duygu benim için. Ki sevdiğim insanlarla beraber o sahnede olmak da benim için çok değerli. O yüzden çok heyecanlıyım yani şu anda. Peki dizi ve sinema filmi için istediğiniz senaryo okuyorum dediniz ya mesela. Hı. Nelere dikkat ediyorsunuz? Neler sizi etkiliyor ya da neler olumsuz etkiliyor? Yani nasıl bir gözle bakıyorsunuz yani senaryolara? İçime sinmesi, daha çok orada o anda kalabilmek yani
iyi hissettiren senaryoda, iyi karakterde gerçekten de iyi hissediyorsun ve güzel yansıtabiliyorsun. Ya benim kriterim o taraftan o olabiliyor. Yani ama güzel senaryo zaten güzel bir senaryodur. Güzel bir karakter zaten güzel bir karakter. Hepimiz aslında bildiğimiz şeyler bunlar. Yani hepimiz bir işi izlediğimiz zaman fark ediyoruz, görüyoruz. Ne kadar özenilmiş ya da özenilmemiş, ne kadar değer verilmiş ya da verilmemiş, ne kadar dibine girilmiş ya da girilmemiş, ne kadar yaşıyor. Onun gibi etkenler var benim için yani şu anda. Peki böyle hani mesela normal insanlarda bile oluyor. Bir proje izledikleri zaman "Aa, ben oynasaydım, keşke yerinde ben olsaydım" dediği gibi. Sizin mesela bir oyuncu olarak izlerken dizileri ya da filmleri nasıl bakıyorsunuz mesela olaya? Ya kesinlikle çok oluyor. Çünkü çok farklı dünyalardan bakabiliyorsun, farklı bakış açılarından bakabiliyorsun. Ama herkesin de nasibi. Yani kimdeyse var o karakter, demek ki onunmuş diyorsun. Ve hayırlısı olsun, güzel olsun diyorsun, ne diyorsun yani. Ama hoşuna gidiyor tabii ki. Peki son olarak Hande Doğan Demir'le yakıştırdınız. Ama tiyatro olduğu ortaya çıktı. Evet, evet, çok evet, yakın bir dostuz. Evet, çok çok hayatımızda kimse yok bunun altında. Kesinlikle, kesin kimse yok hayatımda. Şu anda da öyle bir şey düşünmüyorum zaten. Tabii ki bunlar planlı şeyler de değil. Ama şimdilik hayatımda kimse yok. Çağırdığınızda kim karar veriyor? Seçim suyu mu ait yoksa beraber bana, çalışıyor? Bana ait. Bana ait. Seçim bana ait. Teşekkür ederim. Ben dizinizde mutlum oldum. Yoksa bir sınıf danışmanıyla çalışıyor musunuz? Yani, yok yok, çalışmıyorum. Çalışmıyorum. Tabii arkadaşlarım var. Fikir verenlerim var. Tatsınız ama. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana öyle görüyorsanız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür çok ederiz. Sağ olun. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. Tabii ki. Çık artık arkamdan. Hallettin mi? Hoşça kalın, kolay gelsin, görüşürüz. Çok güzel, çok güzel bakıyorlar arkamda. Merhaba, kolay gelsin, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, siz. Öyle mi? Merhaba Hande Hanım. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? İyiyiz valla. Hayırlı olsun diyelim oyun. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ne zaman acaba ilk premieri belli mi? Şubat ayı içinde değil mi efendim? Ortası gibi. Ha, Levent Bey de oyunda galiba. Beraberiz. Evet, evet. Bugün süper. Eksiksiziz. Bizi böyle çok göreceksiniz. Bir kere söyleyelim. Oyunumuz var, her gün provamız var. Uyandırıyorum. Şimdi haberi yapınca da biz tabii ispar dedik, aşk yok dedik ama sosyal medyada çok yakıştırdılar sizi birbirinize ama. Güzel, oyunu izlemeye. Bak sen. Gelmek üzere şu tarafta. Evet. Hadi gidin siz. Hadi gidiyorlar. Ali Taş Bey de gidiyor. Tamam. Spora yolcuya gidiyor. Peki. Hadi gidin. Yani Aytaç böyle bir şey olmaz herhalde diye. Böyle hani yazıldı diye için soruyorum. Olmaz herhalde böyle bir şey. Yok yok. İşte tiyatro yapıyorum. Hayır şimdi siz bekar, Hande Hanım bekar. Yok yok, hayır, alakası yok. Hani belki çok yani arkadaşım Hande Hanım. Çok yakın arkadaşım. Aynı menajer şirketindeyiz, beraber çalışıyoruz. Beraber tiyatro yapıyoruz şimdi. Tüm kapıları kapatıyorsunuz ama. Ama yani açılacak bir kapı yok ki zaten. Değil mi? Hayatta olmaz diye bir şey yok. Belki yani ileride. Yok yok, tabii ki olmaz öyle bir şey. Arkadaşım çok yakın arkadaşım benim. Peki. Tamam, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Mert, Ateş şöyle alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Şöyle alabilir misin? Hop. Evet. Doğum gününüz kutlu olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel sürpriz oldu. Evet. İçerideki sürprizi bilmiyorum ben, sizi gördüm. Vallahi güzel sürprizler var. Birçok arkadaşınızı da gördük biz. Evet, yeni yaşınız yeniden kutlu olsun. Çok neler hissettiriyor yeni yaş? Neler söyleyeceksiniz? Yani gayet güzel her yaşta. Hani biraz daha yeni bir şeyler öğrenip duruyoruz ya. Yeni insanlar tanıyoruz. Her şey gayet güzel. Aslında doğum gününüz de yeni yılla başlayan ayda olduğu için neler dilediniz? 2023 yılında sizi neler beklesin? Yani şu an çok şükür o taraflarda gidiyorum ya. Biraz daha güzel iş, güzel projeler diliyordum. Şu an güzel bir işin içindeyim zaten. Gayet güzel, fazla isteğimiz de yok zaten. Evet, güzel iş demişken İrem Hanım da az önce geldi kendisi. İçeride bir sürprizi aslında söylemiş oldum size. Ben bildiği gibi yaparım. Evet, biraz projeden de bahsetmek istiyorum aslında. Nasıl gidiyor? İrem Hanım'la konuştuk. Güzel giden partnerlik, güzel giden enerji, reytingleri yansıyor. Yani o kısmı konuşulur falan. Ya gayet güzel gidiyor. Yani bütün oyuncular çok eğleniyoruz sette. Hani yönetmenimiz de öyle. Gerçekten bir aile ortamı oldu. Bugün sağ olsunlar, onlar da doğum günü kutladı. Birkaç kere aşamalı bir şey oldu. Projeden çok memnunuz. Çıkan işten çok memnunuz. Hani gayet kaliteli, hikayemiz de çok güzel.
gayet iyi yani, onun bir şey. Harika. Peki reklamlar nasıl gidiyor? Reklam çekimleri, durumları nelerdir? Yeni reklam teklifleri ya da yeni reklamlar var mı diyelim. Diziden yani... çok sizi reklamlarda da görmeye başladık. Hani evet. Birçok farklı etapta, farklı kategoride. Evet, şu an markezi olduğum reklamlarla devam ettiğim için artı reklamlara görüşemiyorum. Etik olarak biliyorsunuz. Onlarla sözleşme yeniledik iki tarafla da. Gayet güzel gidiyor. Bu ayın ortasında şehir dışı güzel bir çekimimiz olacak. Senaryosunu çok beğendiğim bir çekim. Onun dışında da yurt dışında bir iki planımız var. Hem reklamlarla alakalı hem yurt dışında alakalı. Gayet güzel yoğun gidiyor. Harika. Peki ters köşe bir karakterle izleyicinin önündesiniz. 10 küsür bölümü de devirdiniz aslında. Tepkiler evet. Nasıl geliyor size bu köşe, bu oynadığınız karakterle ilgili? Yani şöyle, önceki projelerde biliyorsunuz biraz daha düz mü diyeyim, hani bana yakın değildi ama daha düz karakterden alışılmış karakterdi. Bu bana çok ters bir karakter, yani gerçekten sokak ağzıyla konuşan sokak adamı. Hani bunu senaristlerle konuştuğumuzda onlar da biraz daha şey yapıyordu, hani harfiyi çıkarttım falan. Çok güzel tepkiler alıyorum. Yani aldığım tepkiler anlamında en mutlu olduğum iş diyebilirim şu ana kadar. Çünkü gerçekten dediğin kelimeyi çok duyuyorum, ters köşe iş. Harika. Peki film ya da dijital alanda bir proje olacak mı? Biliyorsunuz Aşk-ı Memnu 3. kez çekilecek. Evet, bazı magazin programlarından Müge ve Gülşen'in hanıma da selam olsun. Kendilerinin en yakıştırdığı isimler arasında geliyorsunuz aslında Beylül'ü oynamak için. Siz, çok sağ olsunlar. Bu teklif size gelirse ya da siz bu yakıştırma için ne söylersiniz? Yani Müge ile Gülşen'e benden de selam olsun buradan. Ne sağ olsunlar yorumları için. Duydum birkaç yerden de, hani telefon da aldım. Gerçekten var mı böyle bir şey gibi ama o arka planda görüşmelerde çok şey değilim yani. Şu an iş yaptığım için ekibim muhtemelen görüşüyordur ya da görüşecektir bilmiyorum. Okurum ve beğenirsem, hani yine ters köşe bir şey olursa tabii ki oturup konuşulur. Harika. Sizin doğum gününüz bugün, daha fazla da tutmayalım. Yeniden yine yeni yıllarınız olsun diyelim. Çok sağ olun. Çok sağ olun Arkay. Çok teşekkürler. Ufak bir görüntü alayım ben. Tamam. Teşekkürler. Evet Alp Bey, her şeyi konuştuk ama son olarak da sürekli biliyorsunuz aşk haberleriniz çıkıyor. Birçok evet. İsimle tek tek isim vermek istemiyorum ama siz neler söyleyeceksiniz bu konuyla alakalı? Ya bu konuyla alakalı muhtemelen yalnız olduğum için yazılıyor. Yani çünkü şu an çıkan haberlerin hepsi yanlış, onu söyleyebilirim. Ama doğal da geliyor ama galiba biraz daha hani yalnız insanlara biraz daha çok yazıyorlar. Ama bahsedilen isimler, yani benim takip edebildiğim kadarıyla olanlar hepsi arkadaşım, hani yakın arkadaşım artık. Şu an net bir şekilde, hani ben birinci ağızdan söyleyeyim, hayatımda kimse yok, aklımda kalbimde kimse yok. Hani uzun zamandır da hayatımda kimse yok zaten. Açıkçası hani iş varken de şu an o taraflarda çok olmak da istemiyorum. Evet, son olarak bu yalnızlık ne kadar sürecek Alp Bey? Ya yalnızlık iyi gidiyor. Yalnızlıkla tek başınalık, ikisini ayırdım ben şu an. O tek başınalık çok iyi geldi bana. Yani tamamen işimi ve kendimi ayırdım zaman. Harika, çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok sağ olun.